Herkese merhaba. Yine bir atölye projesiyle karşınızdayım. Evet, sizlere bugün yapacağım şey gördüğünüz gibi çok güzel. Yine vintage bir tepsi. Bunu ne yapacağız? Tabii ki içinde bunun cam vardı. Annemden kalma, annemin verdiği, eskiden kullandığı ve benim çok sevdiğim bir tepsiydi bu. Bu tepsinin içerisinde siyah cam, üzerinde taşlamalı dekorların olduğu bir cam vardı. Biz bunu, tabii içinin camı kırılınca ben bunu alıp değerlendirmek istedim. Şu anda bazı yerleri oynuyor. Şurada görebilirsiniz mesela kulbu falan oynuyor. Ama buralarda, biraz yaklaşabilir miyiz? Buralarda vidaları var. Bu vidaları sıkıladığımızda bu oynayan yerlerde gidecek. Zaten şurası fazla oynamıyor. Burada bir oynaklık var. Şurada gördüğünüz gibi lastikleri mevcut. Belki çizmesin diye masanın üzerine koyduğumuzda falan buralara da lastik kesebiliriz. Buralardan çıkarıp tepsiyi oluşturmak için bir cam keseceğiz. Tabii bunun içerisine ayna da düşünülebilir. Aslında ilk başta ayna düşünmüştüm ama şu an elimde o ebatta ayna yok. Ayna da kesebiliriz. Ayrıyeten şöyle bir plastik levhamız var. Bunu zaten bizim antre yenileme, hol yenileme videolarımızda da görmüşsünüzdür. Orada da kullanmıştık. Böyle bir levhayı da kesebiliriz. Bu vidalı bir şekilde olup ayarlanabilir şekilde takıldığı için zaten her alternatifte yapabiliriz. Sıkıldıkça değiştirebilirim. Şimdi size nasıl uygulayacağız onu göstermek istiyorum. Şimdi şurada vitrinden kalma camlarımız mevcut. Onları çıkarıp keseceğim ben şimdi. Kenarlarını taşlayacağız elimizi kesmemesi açısından. Ayarlarken de göstereceğiz zaten. Hemen uygulamaya geçelim. Olduğum camları çıkarıp elmasla, yani şöyle göstermek istiyorum, cam elmasıyla şu şekilde bir elmasımız var. Daha önce de zaten kesmiştim aynaları. Böyle bir elmasla kesmeye çalıştım. Yalnız elmasınız bazen kesemeyebiliyor. Camın kalitesinden, işte kalınlığından falan da fark yaratabiliyor. O yüzden dolayı birazcık parçaladım, kırdım. Ama sonunda uğraşa uğraşa tabii ki oluşturdum. Şimdi size göstermek istiyorum. Şu şekilde ebatına göre tepsimizin camımızı kestik bununla. Bunun kenarlarını taşlayacağız dedim. Nasıl taşlayacağız? Elimizde profesyonel şekilde bir şey yok. Nasıl taşlayabiliriz? Evde doğal olarak taşlayabilirsiniz. Şöyle bir bazalt taşınız varsa, bu yoksa da zımparayla, su zımparasıyla olabilir. Şöyle göstereyim ben. Şöyle bir zımparayla olabilir. Herhangi bir taşın üzerine su döküyoruz birazcık ve bunu şu şekilde sürtüyoruz. Bunu sürttüğünüzde kenarları pah kırıyor, yani taşlanıyor. O yüzden dolayı da işte mesela şu köşeleri falan birazcık daha böyle mesela taşlayabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi zımpara da kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu zaten taşladık. Nasıl yapılacağını gösterdim. O şekilde taşladık. Şimdi bunu yerleştirmeye geçiyoruz. Evet, şimdi şu şekilde uygulamaya başlıyoruz tepsimizi. Öncelikle sizi uyarmam gereken şey, yani şuradan hani vidayı açıyoruz. Onu göstereyim öncelikle. Şöyle şu şekilde bakın ayaklarını çıkarıyoruz. Lastikleri, papuçları var. Onları da çıkaracağız. Ondan sonra camımızı yerleştireceğiz. Şimdi bunu yaparken benim size söylemem gereken şeyler var. Şu tarz eldivenler giyebilirsiniz. Eğer acemiyseniz, kendinize güvenmiyorsanız, cam sonuçta arkadaşlar. Sizi uyarıyorum. Kesinlikle çıplak elle dokunmayın. Şöyle de bakın, o lastikleri çıkardıktan sonra montaj için şu aralara sıkıştırıyoruz bunu. Böyle göstereyim şuradan. Lastiğin arasına
sıkıştırıyoruz cama. Bir tanesini açmamız yeterli oldu. Onları sıkıştırdıktan sonra burayı da ayarlıyoruz. Demiş olduğum gibi elinize mutlaka eldiven giyin. Kesmesin, bir zarar vermesin. Vintage bir tepsi. Annemin, değerlendirmek istedim. Ben zaten bu tarz şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Değerlendirmeyi de seviyorum. Sizin de sorularınız varsa, dönüştürmesini istediğiniz ya da bir şey varsa bana iletebilirsiniz. İlettiğinizde elimde olan malzemelerdense ben onu yapmaya çalışacağım zaten. Yaparım da. Yorumlarınızı da çok isterim. Eski malzemeleri dönüştürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Eski eşyalarınızı siz de yeniliyor musunuz? Bu konuda yorumlarınızı da tabii ki aşağıya bırakabilirsiniz. Fikir vermek isterseniz, yapmamı istediğiniz şeyler varsa onları iletebilirsiniz. Bakın şimdi aynamız. Ayna dedim, pardon. Camımız. Şu anda hazır. Bakın tepsimiz oluştu. Tabii bu size çok sade gelebilir şu anda. Ama yani tepsi oluştu. Üzerine istediğiniz şekilde, ister dekoratif amaçlı banyonuzda kullanabilirsiniz. Üzerinize pamuklarınızı, işte kulak pamuğunuzu, sabunlarınızı yerleştirerek parfümlerinizi koyabilirsiniz. İsterseniz normal tepsi olarak kullanabilirsiniz. Demiş olduğum gibi şu levhayı demiştim. Bunu da kullanabiliriz. Yani aynı ebatlarda kesip onunla da mermer desenli. Zaten şöyle bakın, altın rengi zaten metal. O yüzden dolayı bu da uyacaktır. Çok da güzel birbirlerine kombin olacaklardır. Bunu söyledim. Bu mesela şöyle et kalınlığı olan bir malzeme. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Fakat mermer görünümünü yapmak için illaki o malzemeden almanıza gerek yok. Bunun üzerine sticker şeklinde ya da folyo şeklinde malzemeler bulunuyor. Üzerine mermer deseni olan ya da farklı bir desen de olabilir. İlla mermer olması gerekmiyor. Üzerine de uygulayıp yapıştırabilirsiniz. Biliyorsunuz bu son dönemlerde bu moda. İsterseniz tezgahınızı kaplayabiliyorsunuz. İsterseniz tezgah aranızı kaplayabiliyorsunuz. Bu tür malzemelerde de kullanabilirsiniz. Sulu transfer baskıda uygulayabilirsiniz. Ojeyle üzerine, ebru desenli gibi bir şeylerde uygulayabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Ben şimdilik böyle kullanacağım. Tabii ilerleyen zamanlarda benim düşüncem, benim fikrim ayna. Aynalı olursa zaten tepsiler aynalı son zamanlarda moda biliyorsunuz. Aynalı olursa daha iyi olacağı ümidi. Temenni ediyorum. Evet, temenni ediyorum. Bugünlük bu kadardı projemiz. Yardımcıma da teşekkür ederim. Evet, Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Fikir olarak da olsun, yardımcı olması açısından da olsun, her zaman destekçisi, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda demiş olduğum gibi aşağı yorumlarınızı da bırakırsanız çok sevinirim gerçekten. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz, videolarımı beğenirseniz, zil butonunu açıp videolardan haberdar olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.